وَلَا يَخْتُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ. Bir başka husus, onun hıtbasına, hıtbasının üzerine bir hıtbayla girmesin. Hıtba neydi? Şey teklifinde bulunmak, evlilik teklifinde bulunmak. Hutbe değil, bu hıtba, evlilik teklifinde bulunmak. Eğer evlilik teklifinde bulundu, falanca kıza talip oldular, filancalar, onlardan cevap bekliyorlar. Araya girilir mi? Ticarette bile girilmez. Yani teklifte bulundular, onlardan şey bekliyorlar, yani deminki bahsettiğimiz durum. Burada da aynı şekilde girilmez. Hemen biz gidip isteyelim, onlar istemişler, arada biz gidip isteyelim. Kesinlikle olmaz. Oradan bir cevabını alacaklar, onlar o kapıdan ayrılacaklar. Tamam, kızı onlara vermemişler, o zaman başkaları talipli olabilir. Böyle bir durumda cevabını almışken başkaları talipli olursa, bu kez ilk talipliler nasıl siz bizim istediğimiz kızı istersiniz diyemezler. Bir de böyle bir durum var. Siz cevabınızı aldınız. Yani etrafı bakıyorsun, şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Kimse onlardan o kızı istemeyecek. Dolayısıyla bize mahkum kalsınlar, İlla kızı bize versinler. Bu cahiliye adeti. Yani insanların insan olmadığı, hayvan olduğu zamanlardan kalma adetler. Öyle bir şey olamaz. Bu, o insanların artık insan gibi davranmadıklarını, beyefendi olmadıklarını, şerefli olmadıklarını gösterir. Böyle adamlar, böyle insanlar, açık söyleyelim, şerefsizdirler. Yani biz o kızı gittik istedik, artık bizden kim sonra kimse istemeyecek. Aynen. Ya bize verecekler kızı ya da kızları evini bekleyecek. Biz buna müsaade etmeyiz diyen kimse, kimseler, isterse aşiret olsa, buna kim katkı sunuyorsa, bunun kim içinde yer alıyorsa, hepsinin zerre-i miskal şerefi yoktur. İnsanlıktan nasibi yoktur. Bu karaktersiz bir şeydir. Böyle kimseler olursa bunları ayıplamalı. Tabii biz şimdi teorik konuşuyoruz. Ama olur da mahallede olur, köyde olur, şehirde olur, tanıdık, bildik. Hatta akrabamız olursa sorumluluğumuz daha çok olur. Başkalarındansa bizim gidip onu uyarmamız daha çok gerekir. Başkaları da uyarır, böyle yapma. Kızı istediğiniz adamlar vermedi. Yolunuza bakın. Başkaları rahatlıkla isteyebilir. Nedir bu etrafa yaydığınız, kimse isteyemez, müsaade etmeyiz. Böyle yaparsanız biz sizi artık şey yapmayız, ayıplarız. Hoş karşılamayız, bu çok ayıp bir durumdur diye uyarıda bulunmak, ıslah etmek lazım. Yok ben akrabam, şimdi ben onu şey yapmayayım, biz onunla kötü olmayalım, o da başkasına zulmetsin. O zaman biz de bunun paydaşı haline geliriz. Biz de bu zulmün bir paydaşı haline geliriz. Allah Azze ve Celle bize onu da sorar. Çünkü لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Rahbaniler, ahbarlar, hahamlar, kişiler, yanlış giden hadiselere müdahale etmeyince, kendileri onun bir parçası olmamalarına rağmen, Allah Azze ve Celle o uyarsalardı ya dedi, hatırlatsalardı ya dedi, sonra o yaptıklarını, yani uyarmamalarını kötü bir fiil olarak tarif etti. Velev ki onlar hiç namazdan, niyazdan, manastırdan çıkmıyor olsunlar, hiç fark etmez. Uyarı görevini yapmaz isek bu tür kötü alışkanlıkların önünü alamayız. Gidecek akrabası, babası, atası, kimse böyle yapmayacaksınız diyecek. Kızı istediniz, vermediler, bırakın başkaları talipli olsunlar, siz de başka yerde nasibinizi arayın. Dolayısıyla o demin bahsettiğimiz caiz değilken bu da caiz değil. وَلَا يَزِيدًا وَلَا يَخْتُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ. Evet istemişler, henüz cevap almamışlar. Kız tarafı bir düşünelim demiş. Onlar cevabı vermediği sürece o kapıyı çalamazsınız. Bir sene de sürse çalamazsın. Hala düşünüyorlar. Olur, değerlendirsinler, düşünüyorlar. Onlar da bilmeliler ki biz cevabı vermedikçe başkaları bizden gelip kızımıza talip olmazlar.
O zaman cevabı verip vermemekte, geciktirmekte, bekletmekte keyfiyet kız evindedir. Sonuçta sonucuna kendileri katlanıyor. Oğlan evi buna mahkum mu? Yani bundan talip olduk, artık başka bir yerde talip olamayız. Hani onların hakkına girip oyalıyorlar mı onları? Değil. Oğlan evi aynı anda gidip başka bir yerde de kız isteyebilir. Onların böyle bir sıkıntıları yok. Dolayısıyla kız evi bekleyerek sadece kendisini oyalamış olur. Belki hakikaten oğlanı değerlendiriyorlardır, araştırıyorlardır. Ama bu süreçte başkasının gelip kapıyı çalıp kıza talip olması bildiği halde, bilmeyerek olursa bu hataen olur. وَلَا يَخْتُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ. Bir başka husus, sanıyorum bizim konumuzun, yani kitab-ı şurut, şartlar kitabı ve başlığımızın şeyi, sebebi bu son şimdi okuyacağım husus. Çünkü başlığımız neydi? بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ. Nikahta caiz olmayan şartlar. Henüz öyle bir şey gelmedi diye bakıyorum ama sonunda geldi. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ اِنَاءَهَا. İşte bu nikahta şart koşulamaz olan bir şey. Diyor ki kadın şunu şart koşmasın. Tamam ben seninle evlenirim ama sen senin nikahın altında olan şu diğer hanımını boşa. Onu boşa diye bir şart koşup kendi nikahının şartı haline getiriyor. Böylece erkeği buna zorluyor. Böyle bir şey yapmasın. Niçin bunu yapıyor? لِتَسْتَكْفِيَ اِنَاءَهَا. Yani adamın gelirine, şeyine sadece kendisi şey olsun. Günlük maişetine, sadece kendi evi. Onun sofrasındakini de almak istiyor. Sonra adamdan kalacak her şey sadece bana kalsın. İlgisi, alakası sadece benim üzerime olsun diye. Bu caiz olmayan bir şey. Şimdi onu şunun için yapıyorum. Resmi nikah bir tane olduğu için. Mehmet abi yakınlarda böyle bir şey yaşadı herhalde. Babasını evlendirdi çünkü. Tecrübesi var, buyur efendim. Burada öyle bir şey olmaz ama bu zaten nikahlar. Yani burada şimdi şu çoğunlukta olacağım. Bir resmi nikahınız bir kontenjan bir kişi olduğu için sonraki gelecek şart koşuyor. Öncekinden nikahı al, nikahı bana ver diye. Ha. Oldu. Şimdi bu boşama anlamına geliyorsa başka düşünülür. Yani bütünüyle boşama anlamına geliyorsa. Yok sadece yani resmi nikah meselesinden sınırlıysa o zaman daha farklı düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hukuksal olarak ikinci hanımın böyle bir şeyden yoksun kalması da bir asimetrik durumdur. Yani eşlerden birisi resmi nikahlı, diğer eş sadece dini nikah üzere. Böyle bir durumda bunun hem hukuki sonuçları olabilir, bir ölüm vuku bulduğunda malın taksimi açısından, hem tanınırlık açısından da hukuki sonuçları ve sıkıntıları olabilir. Dolayısıyla evlenecek olan ikinci hanımefendinin şayet böyle bir şeye gönlü varsa sadece resmi nikahla alakalı olarak bir şeyleri dillendirmesi çok haksız gözükmüyor. Bizim burada konuştuğumuz mesele onu bütünüyle boşa, resmisi, gayri resmisi, yani o ben senin yegane hanımın olayım. Bunu tek için söyleyebileceği gibi ikisi için de söyleyebilir. Yani adamın iki hanımı hali hazırda vardır. Üçüncüsü geldiğinde böyle bir şart koşabilir. O iki hanımdan birini yahut ikisini boşamasını. Hazreti Peygamber umumen konuşmuş, bir kadın kardeşinin yani o diğer evli bulunan hanımın boşanmasını talep etmesin. Esasen diğer demin sizin söylediğiniz husus da çerçevesi itibariyle müminler açısından medeni kanunda bir sorundur, bir sıkıntıdır. Sonuçta inandığı gibi yaşamak bir insan hakkıdır. İnsanlar inandığı gibi yaşamak hususundaki haklarını kullanabilmek için sivil taleplerini yükseltmeliler.
sivil taleplerini yükseltmeliler. Bu bu anlamda yasa yapan kurum ve kuruluşları ve bunların üyelerinin elini rahatlatır ve bu sürecin gerçekleşmesini sağlar. Sadece söylenerek olmaz. Bizim inancımız sadece bu konu değil, inandığımız konularda yasanın veya yasaların inandığımız gibi yaşamaya elverişli olmayan yönlerinin uygun şekilde düzeltilmesi. Sonuçta gün geçmiyor ki yasamada sürekli bir faaliyet var. Bu şey değil ki, sürekli olan bir şey. Bu hususlarda da ıslahat beklentisi hem inandığı gibi yaşamak hususundaki haklarını gerçekleştirmek açısından hem de yaratıcıya karşı olan sorumluluklarını yerine getirebilmek açısından elzemdir. O sebeple bu demin bahsettiğiniz husus da son derece asimetrik bir durum oluşturur. Bu şekilde bir aile hayatı olan kimse açısından. Düşünün, adamın iki tane hanım var, biriyle resmi nikah var, diğeriyle yok. Bunun her ikisi için sağlanabilir olmasını talep etme hakkı var. Bir başka kimse başka bir inançta ise onun başka bir biçimde inancını yaşama hakkı talebi varsa bizim buna da katkımız olması lazım. Söz gelimi bir Hristiyan veya topraklarımızda yaşayan bir Yahudi olabilir. Çünkü inandığı gibi yaşamak hususu medeni bir haktır. Medeni hak derken modern medeni anlamda demedim. Yani ta Medine site devletinde Hazreti Peygamber'in tanıdığı, başında bulunduğu bu devlette tanıdığı bir haktır. Çok hukuklu bir nizam tesis edilmiştir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar kendi inançlarını yaşayabilmektedirler. Dolayısıyla Müslümanlar bu hususta ne tür talepleri varsa karşılansın. Varsa diğer inanç sahiplerinin de onlar da karşılanmalı. Kendileri açısından, kendi aileleriyle ilgili bir düzenlemeye biz ne diye burnumuzu sokalım? Yani adamın aile hayatı, ama biz diyoruz ki senin aile hayatın şöyle olmalı. Söz gelimi tek eşli olmalı. Benim inancım iki eşliğe müsaade ediyor. Olmaz, biz müsaade etmeyiz. Diyebilir miyiz biz ona? Biz senin inancından daha üstün bir inancı sana dayatıyoruz diyemeyiz. Varsayalım ki başkasının inancı tek eşlidir. Biz Müslümanlar olarak ona çok eşliliği dayatabilir miyiz? Dayatamayız. Tabii bir insanın iki eş alması, üç eş alması kendi bileceği bir şey. İslam bunu zorlamıyor herhangi bir mümine. Ama almak istediği takdirde alabilir olması, bunun meşruiyeti müminler açısından son derece önemlidir. Çünkü bu yüce yaratıcının koyduğu çerçevedir. Dolayısıyla beşer yapısı yasaların bu çerçeveyi ihlal ediyor olması sürdürülebilir değildir. Bugün biz bu talebi sivil bir şekilde yükseltir, bu ıslahatın da ki benzeri ıslahatlar baş tacıdır, gerçekleşiyor, bunları hüsnü kabulle karşılıyoruz. Bu tür bir ıslahatın da gerçekleştirilmesi için katkı sunmalıyız. Buna dair bir açıklamayı cesaretli bir şekilde bir hanımefendi yaptı. Yerin dibine sokup çıkardılar. Onlar onu yerin dibine sokup çıkarırken biz müminler neredeydik? Yani başörtüsü Allah'ın emri de bu bahsettiğimiz konu yine Cenab-ı Hakk'ın meşruiyetini saydığı bir şey değil mi? Dolayısıyla biz orada sinince sonra bu konuyu bakıyorsunuz, birileri siyasilerin üzerine yıkıyor, onlar yapsınlar. Ya sen kendin daha ailende bunu savunamadın. Çevrende bu türden bir şeyi, böyle bir sivil talebi yükseltemiyorsun, seslendiremiyorsun. Önce dediğim gibi müminler inandıkları gibi yaşamak hususunda haklarını ve sorumluluklarını başta kendilerine, çevrelerine, ailelerine, çocuklarına ifade edebilmeliler. Edemezse bir başkasının kendisine bu hakkı gelip altın tepside
sunmasını beklemesi beyhudedir. Kaldı ki hiç böyle bir şeyde gözü olmayanlar dahi bir mümin olarak onun meşruiyetinin tanınmasını şiddetle, hararetle istemeliler. Bu benim inancımın bir parçası. Bu olabilir olmalı ama ben yaparım, yapmam ayrı konu. Ama bunun gayrimeşru sayılması, hele hele tahkir edilmesi, aşağılanması, küçük görülmesi, müminlerden de hiç ses çıkmaması, neyini kaybedecek? Malını mı kaybedecek? Kaybederse kaybetsin. Kariyerini mi kaybedecek? Yani Allah Azze ve Celle'nin ak dediğine kara diyerek elde tutacağımız bir kariyer yerle bir olsun. Onun ak dediğine kara diyerek elde tutacağımız bir mal, mülk her neyse yerle bir olsun. Kişi hürriyetini bile kaybedecek olsa bu uğurda bu büyük bir şereftir. Ama toplumun algısı bu yönde ilerlemişken, iyice makas açılmışken, yine demin dünküne benzer şekilde bu talebe uygun bir arz oluşturmak için isteyen ve bu reytinge talip olan tırnak içinde o ulema yine devreye giriyor. Yok aslında Allah öyle demedi, Allah'ın dediği aslında öyle değildir, bak şöyledir, böyledir diye kendisini Allah yerine koyup ayetlere takla attırmaya çabalıyor. Bu süreç de tabii bir fitne sürecidir, imtihan sürecidir. Allah böylece kaliteli olanla, düz olanla, doğru olanla, dik olanla, yamuk olanı, karaktersiz olanı, şerefsiz, adi olanı ayırt ediyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Tayyip olanı, habis olandan illaki Allah Azze ve Celle ayırt eder. Bir bakmışsın ki adam yok ayette öyle bir şey demiyor, Cenab-ı Hakk'ın dediği o değil. Şu şöyle, bu böyle. 14 asırdır bildiğimiz, yaşadığımız, atalarımızın yaşadığı, yani bugüne değin var olan Müslümanların hepsinin bildiği, tanıdığı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanından beri bütün fukahanın, ulemanın ve İslam ümmetinin bildiği çok temel şeyleri dozer gibi giriyor, öyle bir şey yok deyip bambaşka modern Hans'ın, Jans'ın şeyine uygun bir sonuca getirmeye çalışıyor. Kimi tarihsel diyerek yapıyor, kimi aslında ayetin anlamı öyle değil diye kelime manalar üzerinde oynayarak yapıyor. Tarihsel diyen ötekilere diyor ki ya öyle demeyin, kelimelerin manalarıyla oynamayın, dürüst olun, ayet öyle diyor aslında. Bunun çözümü kelimenin manalarını bozarak değil, bunun çözümü şudur. O zamanlar öyleydi, şimdi başka türlü olmalı. Daha dürüst bir çözümü diyorum. Bu şu demek, yani sizin yaptığınız yamukluğu ben gelmiyorum, yamukluğu böyle yapalım. Diyelim ki dün dündür, bugün bugündür. Varmak istedikleri netice itibariyle aynı yere varmak istiyorlar. O netice açısından ama tuttukları yol açısından her birinin yolu başka. Orada da ayetleri bu zamanla cümlenin değişebileceğini söylemiş olabilir. Yani. Evet. 2574 nolu hadisin sonunda böyle bir koşul, yani nikahta böyle bir koşul koyulmaması gerek. Bir hanımefendinin evlenmek istediği beyin önceki hanımını boşamasını talep etmesi. Hocam şunu diyemez mi? Evli olmasaydım evlenirdim seninle demesi de bu ne kadar? Zımnen aynı şartı koşuyor. Ama boşa demiyor ama. Yani... Evet. Ashab-ı Sebt'i hatırlıyorum. Cumartesi halkı.